Merhaba sevgili seyirciler. Yine koronavirüs salgınının en etkili olduğu yerlerden birine, Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Karşımızda Serdar Cebe var, Boğa'dan. Merhaba Serdar Cebe, kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin size de. Teşekkürler. Evet, durum Türkiye'de yakın takip altında. İşte her gün akşamları biz de vakaları, sayıları, yeni sayıları merak ediyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç gelişmeler oluyor. Bir yandan da dünyanın gözü Amerika'da diyebiliriz. Neden? Çünkü bu korona pandemisinin merkezi artık Amerika deniliyor. Yani vakalar, ölümler nedeniyle ve tabii çok büyük bir ülke olması dolayısıyla bu salgının riskini daha da fazla artırıyor. Hatta son söylentiler arasında Türkiye'de sosyal medyada özellikle Amerika'da işte yönetimin tepe yönetimi Pentagon'un alabileceği söyleniyor. Ama orada prosedür nedir? Nasıl olur Serdar Cebe? Oradan başlayalım isterseniz. Şimdi daha önceki yayınımızda da söylemiştim. Şu anda bir yönetim var. Zaten Trump gerektiği gibi yönetiyor. Ama ordunun devreye girmesi, yönetimi ele alması diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Ancak şu şartlarda ordu daha fazla devreye sokulabilir. O da başkan tarafından. Yani sokaklarda güvenliğin sağlanması, mal tedarik zincirinin yerlerine ulaştırılması ki Amerika'da yaşanabilecek bundan sonraki en büyük sıkıntı tedarik zincirinin zarar görmesi, burada devreye sokulması, sağlık hizmetlerinde ordunun devreye sokulması, yine Trump tarafından uygulamaya konulacak bir sonraki çözümler olabilir. Ama şöyle bir baktığımızda Beyaz Saray'da Trump'ın açıklamalarına önümüzdeki Nisan ayı itibariyle, Nisan ayının işte ilk haftasından sonra kendi açıkladığı olağanüstü önlemler durumunun yani 15 günlük durumun sona ermesinden sonra normal hayata risk bölgeleri dışında geçilebileceğini söylüyor Trump sürekli. Kafasında ekonomi var. Yani ordunun yönetimi ele alması gibi bir sonuç çıkacağını çok düşünmüyorum. Spekülatif olarak değerlendiriyorum. Komplo teorilerini çok sever bizim toplum. Amerika'da öyle. Ama buradaki esas sorun şimdi insanlar nasıl koronavirüsünden uzak kalır? Nasıl bulaşmaz? Hangi ortamlarda bulaşıyor? Eğer iş hayatına geri dönülürse korona virüsünü yani COVID-19 virüsünü kapalı ortamlarda insanlara geçebilir mi? Soru işaretleri bunlar. Aynı zamanda yine federal yönetimle yani merkezi yönetimle eyalet yönetimleri arasındaki yardım konusunda yaşanan gelişmeler, Trump'ın valilerin çok şikayet ettiğini belirtmesi Amerika'da tartışılan konular olarak göze alıyor. Biraz önce sen de belirttin, yeni Merkez Amerika 86 bin küsur vaka sayısı var. Ölü sayısı sürekli artıyor. Riskli eyaletler işte New York onların başında. New York'ta vaka sayıları bir gecede anormal derecede arttı. Şöyle söyleyebilirim, Amerika'nın yeni Wuhan'ı oldu diyebilirim. Vakalara göre 39.140 vaka, 461 ölü sadece son 24 saatte 6.107 vaka bildirilmiş ve 95 kişi yaşamını yitirmiş. Dün açıklanan verilerde şöyle bir baktığımızda 24 eyalette 100'ün üzerinde vaka olan eyalet sayısı 24. Bunların başında da New York geliyor, Kaliforniya geliyor, Massachusetts geliyor, Illinois geliyor, Florida geliyor. Bu gibi eyaletler, bazı bölgeler var mesela küçük bölgeler, Michigan'daki Wayne County ve Illinois'daki Cook County, bu ikisi hani nüfusları küçük ama bütün o merkezlerin orada yaşayan insanların çoğunun bu virüsten etkilendiğini gösteriyor. Buradaki durumun vahim olduğu Beyaz Saray. Koronavirüs tümünün başındaki Bayan Birx tarafından da açıklandı. Yani o küçük
Tamam, New York büyük şehir ama büyük şehirlerin yanında ufak merkezler, işte kasaba, onun biraz daha büyük yerleşim merkezlerinde durumun vahim olduğu yerler var. Bunların da değerlendirilmesi söz konusu. Sağlık sektörü büyük sıkıntıda, vaka sayısı arttıkça herkes bu kadar vakaya nasıl bakılacağını düşünüyor. Evet. Tesisat konusunda sıkıntılar var. Medyaya yansıyan görüntüler var. Sağlık sektörünün New York metrosunda nasıl ulaşımı kullandığı, nasıl sağlıksız bir ortamda ulaşım yaptığı, yine ekranlara gelen, mesela bugün New York'ta en çok tartışılan konulardan birisi bu bahsettiğim fotoğrafta metro içinde sıkış tepiş sağlık çalışanları işlerine gidiyor. Dün sadece 12 bin gönüllü vardı New York'ta sağlık sektöründe çalışmak için, hizmet vermek için başvurdu. Onun dışında güvenlik kuvvetleri arasında, yani sağlık sektöründe yaşanan o maskedir, elbisedir, işte solunum cihazıdır ya da sağlık sektörünün çalışanlarının kendi korumasını sağlayacak unsurlar, işte elbiseden maskeye, mesela güvenlik sektöründe yaşanmıyor. Polisin eldiven konusunda, maske konusunda bir sıkıntı yaşamadığı da belirtiliyor. Dediğim gibi, yani eyaletler ve federal yönetimle eyaletler arasında yaşanan çekişme belki bu krizden sonra başka soru işaretlerini de gündeme getirebilir diye düşünüyorum. Evet, Trump'ın yönetimi aslında. Şimdi ben biraz girişte işte bu Pentagon hikayesini neden sordum? Çünkü aslında bu koronavirüsün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından ilk başlarda ve hatta hala diyebilirim Türkiye'den gözler onu çok hafife aldığı. Doğru. Trump hafife aldı. Başta yetkililerin uyardığı da belirtiliyor. Trump işte yaz ayları gibi bu virüsün geçebileceğini söylemişti ama ondan sonra yaptığı açıklamalarda Temmuz-Ağustos'a kadar sürebileceğini de söyledi. Yeterli derecede müdahale etti mi? İlk olarak mesela Çin'le ulaşımı, hava ulaşımını kapattığını açıklaması Trump için bir övünç kaynağı. Onu sık sık dile getiriyor. Tabii burada Çin'i suçlayıcı unsurlar da var. Çin'in bu virüsün yayılması konusunda dünyayı geç bir ilgilendirdiğini, aslında daha önce önlem alınabileceğini de belirtiyor. Açıkladığı önlemler paketi konusunda şu anda belki dünyada en fazla maddi destek olarak Amerikan vatandaşlarına, Amerikan şirketlerine veren ülke Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz. Test sayılarında sıkıntı yaşanıyor ama Amerika, senin de dediğin gibi büyük bir ülke, nüfusu da büyük. Şu anda dünya üzerinde en fazla test yapılan ülke ama bu da yetmiyor. Yetmiyor. Yani şuna geliyoruz. Aslında bu kadar büyük ülkelerin bir kırılma noktalarının olduğu ve bu kırılma noktalarının olağanüstü dönemlerde ortaya çıktığı, Amerika'daki kırılma noktasında sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğu, sigorta sisteminin ne kadar kötü olduğu tartışılan bir konu olacak. Bu kriz atlatılırsa eğer, biraz önce bahsettiğim konu da mesela federal yönetimin eyaletlere katkısını az bulan eyalet yönetimlerinin, yani çok farazi bir şey belki ama bizim ne işimiz var Birleşik Devletler'de diyebileceğini bile düşünebiliyorum. Kendi yorumum bu tabii. O açıdan yani hem federal yönetim hem eyalet yönetimlerinin birlikte çalışması gerekiyor. Ki bununla ilgili bazı yönetmelikler de Trump tarafından hazırlanıyor. Alınıyor mu önlemler? Alınıyor ama sonuçta insanlara düşüyor. Sokağa çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Evde kalın talimatı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama bu önlem için yani virüsten korunmanın en büyük önlemi, en iyi önlemi evde kalıp dışarı çıkmamak. Trump bir taraftan da insanları eve tıkarsam, evde uzun zaman kalırlarsa Amerikan ekonomisi bozulur diye düşünüyor.
Ki evet. Dün açıklanan işsizlik rakamları da buna en güzel örnek. 3.3 milyon iş başvurusu yapılmış dün itibariyle. Bu 1982'de en fazla rakamdımış, onun 4 katı. Yani düşünebiliyor musunuz, bu kadar işsiz sayısı artarsa, bunlar yardım almak için başvuranlar artarsa, Amerikan ekonomisinin daha da sıkıntıya girebileceğini söylüyor. Biraz önce bahsettiğim iş hayatında 160 milyon Amerikalı çalışıyor. 160 milyon iş demek, 160 milyon küsür. Ve eğer kriz uzarsa işsizlik oranının çok çok artacağı, bunun 80-85 milyon işsize kadar gidebileceği belirtiliyor. Şimdi oran aslında hükümetin, Trump yönetiminin kriz kabul ettiği oran %20'ler, %20 işsizlik. Şimdi daha buna ulaşılmış değil. Son rakamlar ne kadar yüksek olursa olsun daha buna ulaşılmış değil. İşte Trump da bunun önüne geçmek için önümüzdeki günlerde bu olağanüstü dönem olarak kabul ettiği 15 günün sonunda yeni bir karar verecek. Risk bölgeleri dışında işte nereleri bunlar? Washington, Kaliforniya, New York, Massachusetts, Florida gibi risk ve Illinois gibi risk bölgeleri dışındaki eyaletlerde yavaş yavaş iş hayatına dönmenin yolunu açabilirim dedi. Bunu istiyoruz dedi. Amerikan ekonomisinin toparlanması gerekir dedi. Bir taraftan tabii ki ekonominin işlemesi gerekiyor. Bir de önünde seçimler var. Amerikan halkı için özellikle Trump'ın atacağı, ekonomik anlamda atacağı ve sağlık anlamında atacağı adımlar seçimlerde de kendisinin seçilip seçilmeyeceği konusunda belirleyici bir unsur olacaktır diye düşünüyorum. Bunların hepsini ABD Başkanı olarak kendisi düşünüyor. Tabii ne kadar bilim adamlarıyla çelişse de yönetimin başında kendisi var. Uygulamakta kendi görevi ve halkın buna uyması tabii ki söz konusu olacak. Tabii işe dönün çağrısından sonra iş normal yaşama dönülebilecek mi? Orası soru işareti. Dün mesela bir marketin, benim mahalledeki marketin önünden geçerken çok pardon, markete girişi sınırlı sayıda yapmışlar. İnsanlar mesafeli şekilde duruyorlar ve hepsinde maske var. İçeride insanların çok kalabalık olarak kalması engelleniyor ki virüsün kapalı ortamlarda 3 saat havada kaldığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. O açıdan hani sosyal mesafeyi korusanız bile, iş hayatına dönseniz bile iç mekandaki bulaşı, virüsün size bulaşması olasılığı yükseliyor. En doğru. Basitinden bir örnek, bir konser için bir araya gelen ekip, 70 kişilik bir ekip Amerika'da, New York Times'ta dün çıkmıştı. Bütün kurallara uyuyorlar. Sosyal mesafe korunuyor. Kimse birbirine yaklaşmıyor. Hijyene önem veriyorlar. Ellerde eldiven, işte ayaklarda yine gerekli önlemler alınmış. Evet. Ve bu aktivitenin sonunda buraya katılan 70 kişiden 49'unda virüs tespit ediliyor. Yani kapalı ortamlarda virüsün yayılması bariz. O açıdan iş hayatına dönülürse kapalı ortamda kimse bir güvence veremez. Sosyal mesafeyi de korusan diye. O açıdan soru işaretleri var diyebiliriz. Evet. Serdar, şunu da sormak istiyorum bitirmeden önce. Şimdi Çin'den söz ettiniz. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Trump'ın bu Çin'le ilgili açıklamaları ama bir karşılıklı sürtüşme süreci yaşandı ama şimdi gelen bilgiler arasında bu tedavi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le ortak hareket edeceği söyleniyor. Aşı ve işte diğer tedavi yöntemleri, ilaç konusunda. Doğru mudur bu? Yani bu net bir anlaşma diyebilir miyiz bunun için? Dünkü basın toplantısında Trump'ın ağzından böyle bir şey duymadım ama Çin'le görüşüldüğünü, hatta dün Çin Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı Trump. Bu görüşmelerinde süreceğini söyledi.
Özellikle Çin'deki vaka sayılarını Amerika'daki vaka sayılarının geçmesi tabii ki bir eleştiri konusu. Trump ilk baştan itibaren Çin virüsü diye bahsetmişti. Hatta bu evet. Amerika'da çok tepki toplamıştı. Ben bunu ırkçılık olarak söylemedim. Virüs oradan geldiği için Çin virüsü dedim. Bunu sadece Trump söylemedi. Pompeo da, Dışişleri Bakanı Pompeo da aynı açıklamaları yapmıştı. Çin'den test kitlerinin alındığı biliniyor. Tedavi konusunda şu anda Amerika Birleşik Devletleri sadece kendi içinde çalışmaların dışında, yurt dışında diğer ülkelerde neler oluyor onları da yakından takip ediyor. Sadece Çin değil, başka ülkelerle de ortak çalışma olabilir. O açıdan Trump'ın basın toplantılarını iyi izlemekte fayda var. Ya umut var mı diyeyim özetle yakın zamanda? Yani şu anda iki, dünkü basın toplantısında da bu dile getirildi. İki tedavi yöntemi üzerinde çalışılıyor. Trump'ın ilk müjde olarak verdiği sıtma tedavisinde kullanılan etken maddenin çok işe yarayıp yaramayacağı tabii uzun deneyler sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Burada bir umut ışığı olarak ikinci tedavi olarak da virüsü kapmış ve iyileşmiş kişilerin kanlarında faydalanmak. Antikor ve evet antikorlarından şimdi tıp diliyle yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum. Doğru, haklısın. Bundan üretilecek bir aşının üzerinde çalışıldığı da yine belirtiliyor. Yani bizim bilmediğimiz başka unsurlar da olabilir. Yavaş yavaş tabii kesinleşmeyince bir de bir ilacın kullanılması, aşının kullanılması FDA yani Amerikan bu sağlık işlerine bakan İlaç işlerine bakan kurumun katı kurumu vardı ki Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu kurumun işte o kurallarına esneklik getirildiğini, en hızlı şekilde bir aşının piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Şimdi yeni bir test üzerinde de yine çalışıldı. Bunda başarı sağlanırsa eğer o anda pozitif mi negatif mi olduğunuzun tespiti ötesinde geçmişte bu koronavirüsünü kaptınız mı, kapmadınız mı, iyileştiniz mi? Ona da yanıt verebilecek bir test üzerinde çalışıldığı da belli, gelen son haberler arasında. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah hangi ülke olursa olsun ki bizim ülkemizde de biliyoruz. Ben de biliyorum ayrıca. Yani bu koronavirüs tedavisinde kullanılan birçok aşı üzerinde çalışıldığını biliyoruz ki birçok hastalık iyileştiren ilaçların kullanıldığı, aşıların kullanıldığı bir kokteyl tarzı bir aşı üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Denendiğini de biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bunun açıklamasını yaptı. Yani başarı hangi ülkeden gelirse gelsin milyarlarca insanın hayatını kurtaracak. Onun için zamana ihtiyaç var ama zaman daralıyor mu, daralmıyor mu onu da bilemiyoruz. Sadece tek yapabildiğimiz evden çıkmamak, kendimizi yeterince korumak. Siz de aynı şeyleri yapıyorsunuz. Evet, başka yapılabilecek bir şey yok ama alınan önlemlerin de hem halk tarafından hem hükümetler tarafından yeterli olmadığını görüyoruz. Onun için gözümüz kulağımız yine bilimde doğal olarak, oradan gelecek müjdeli haberlerde. Serdar Cebe çok teşekkür ediyoruz. Ben bu zor koşullarda ederim. Kendinize dikkat edin. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, size de kolay gelsin, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet, VOA'dan Serdar Cebe, Amerika Birleşik Devletleri'nin hem kamuoyunda hem Amerikan hükümetine yani en tepede neler oluyor, son gelişmeler neler, onları konuştuk. Bir başka yine bizim TV'de görüşmek üzere, hoşçakalın.